Bolda Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Evin Demirhan ve Yasemin Adar pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarına Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Teknik direktör Efraim Kahraman yönetiminde günde çift antrenman yapan güreşçiler Küba'dan gelen misafir partner sporcularla birlikte kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyorlar. Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman, olimpiyatlarda hedeflerinin tarih yazmak olduğunu belirterek şöyle konuştu. Kampımız 6 Haziran, 26 Haziran olarak planlamıştık. Tabii Bolu Aladağ'a biz daha önce de gelmiştik. Zorlu bir süreçte geçtik. Şimdi şu anda yaklaşık 20 gün bir kampımız sürecek. Küba Milli Takım'ın sporcularından partner olarak davet ettik. Onlar da kota almış sporcularımız, yani Küba'nın sporcuları. Yani biliyorsunuz kadın güreşi başarılı bir dönemden geldi. Gönül isterdi ki daha fazla bir kota alalım. İki kotadan gidiyoruz. İddialı sikletler tabii 50 kilo, 76 kilo da biliyorsunuz dünya şampiyonu Yasemin Adar. Evin Demirhan'da dünya üçüncülüğü var. Hedefimiz yine kadın güreşinde yine büyük bir başarı elde ederek tarih yazmak. Tabii şu anda bizim hazırlık kampımız olduğundan dolayı çift antrenman yapıyoruz. Biraz yoğun geçiyor. Yüklenmeli bir kamp oluyor. Bundan sonra 4 Temmuz İstanbul'da son kamp için gideceğiz. Tokyo için. Tabii orada biraz daha teknik, taktik üzerinde fazla duracağız. Burada biraz daha kuvvet, dayanıklık için çalışmalarımız sürüyor. Günde çift antrenman. O yüzden tabii bizim için burada yüklenme çok önemli. Rakım olarak da müsait. Son kamp için hazırlıklarımızı son hızla devam ediyoruz. Olimpiyatlarda 50 kiloda mücadele edecek olan Evin Demirhan şu ifadelerde bulundu. Olimpiyat öncesi son iki kampımız kalmıştı. Bu ilk kampımız. Bolu'da her zaman kamplarımızın hazırlık dönemlerini burada geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten en iyi şekilde hazırlandığımız yerlerden bir tanesi. Kampın son haftasına geldik ve çok verimli antrenmanlar gerçekleştirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Fizik olarak kendimizi çok iyi şekilde güçlendirdik. Bundan sonra artık mental olarak güçlendirmekte kalıyor. Tabii ki biz sadece bu yıl değil, yıllardır biz olimpiyatlarda kadın güreşi olarak madalyamız olmadığı için hedefimiz hep olimpiyatlarda madalya almaktı. Şampiyonluğu hedefledik her zaman. O yüzden antrenmanlarımıza zaten ara vermeden güzel bir şekilde hazırlanıyorduk, çalışıyorduk. Son demlere geldik, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah hedeflediğimiz o ilk tarihi madalyaya ulaşırız. Ülkesine bir ilki daha yaşatmak istediğini belirten Yasemin Adar ise şunları söyledi. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Avrupa Dünya Şampiyonu kadın güreşçisiyim. O yüzden de ülkeme tekrardan bir ilki yaşatıp 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalyayı hedefliyorum.